Tonguç Akademi'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte harika bir yarışmaya başlıyoruz. Sivri Zeka. Sivri Zeka yarışmasında bizimle kimler yarışacak? Hemen onları tanıyalım. Merhaba, ben Nida. İstanbul'da yaşıyorum. 10. sınıfım. Nida, hangi bölümü seçeceksin? Şu an ben sayısal seçmek istiyorum. Hangi derslerde iyisin? Yani matematik çok olmasa da fen dersleri birazcık ilgimi çekiyor. Harikasın. Başarılar diliyorum sana şimdiden. Merhaba, ben Mira. Ben de 10. sınıfım. İstanbul'da yaşıyorum. Sen hangi bölümü seçeceksin? Ben şu an eşit ağırlık düşünüyorum. Çünkü pek fen derslerinde yani olmuyor. Türkçe ama, ve matematik mi daha iyi? Evet, matematik ve Türkçe daha ilgimi çekiyor. İyi, aslında. Harika. İki tane 10. sınıf arkadaşımızla çok güzel bir yarışma gerçekleştireceğiz. Sivri Zeka'da neler olacak? Hemen ondan bahsedelim. 3 etaptan oluşan bir yarışma olacak. İlk etapımızda mesleklerle ve birazcık bilimle alakalı bazı sorularımız olacak. İstiyorsanız Sivri Zeka'nın ilk etabına hemen başlayalım. Evet, ilk etabımız serbest meslekle başlayacağız. Butona ilk basan arkadaşımız cevap verme hakkına sahip olur. Bilemezse diğer yarışmacı arkadaşımıza geçecek. İlk sorumuz şöyle. Ortodonti vücudun hangi bölümüyle ilgilenir? Mira. Diş. Diş ve ağız sağlığı doğru. 50 puanın sahibi olduğu her sorumuz 50 puan. Devam ediyorum. Mahkemede duruşmaya girecek kişileri salona çağırma ve gerekli bilgileri getirip götürmeyle görevli olan kişi kimdir? Yazıyorlar. Kimse basmadı. Şimdi 3 şık vereceğim size. A. Katip, B. Yazıcı, C. Mübaşir. C. Mübaşir. Doğru cevap, eşitlik geldi. Hemen 3. soruya geçiyorum arkadaşlar. Sismoloji bilimi neyle ilgilenir? Meteoroloji. Meteoroloji doğru değil. Var mı cevap, yoksa yine 3 şık vereceğim size. Yer bilimi, dil bilimi, deprem bilimi. C. Deprem bilimi. Deprem bilimi doğru cevap. Öne geçmiş oldu. Aslında çok da gündemdeki bir soruydu ama biraz daha belki jeoloji aklımızda kaldı depremle alakalı. Ama deprem bilimini daha çok sismoloji tarif ediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen 4. soruya geçiyorum. Şirketlerde işe alımdan sorumlu departman neresi? Mülakat. O yapılış şekli mülakat. Bu mülakatı yapan tarafı soruyorum. Şu an hak Mira'da. İşe alırkenki evet, görevliler. Departman, hangi departman görüşüyor bu kişilerle? Birkaç sene sonra merak etmeyin, çatır çatır hepsini bileceksiniz. Muhasebe ama. Muhasebe mi? Muhasebe değil. O parayı alırken ve giriş çıkış yaparken şey yapıyor. O zaman şıklarınızı veriyorum, hazır olun. A. Halkla ilişkiler. B. İnsan kaynakları. C. Ar-Ge. İnsan kaynakları. İnsan kaynakları. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Hemen sıradaki soruma geçiyorum arkadaşlar. Bu soruyu bileceğinize çok eminim, hızlı olan kazanacak. Mutfak gereçleri ve çeyizlik eşyalar satan yer. Nasıl yani? Satan yer neresi? Evet. Nereden gidip alırız bunları? Mutfak, işte borcamlar. Yani eczane, market gibi bir ismi. Evet, olan evet. Yer. İsmi öyle. Hatta yani biraz daha kopya verirsem çok belli olacak, o yüzden veremiyorum. Ama şıkları söylediğimde direkt aklıma. C'li bir ismi vardı. Neyli? C harfi olan. İçinde var doğru ama evet. Şıkları okuyorum arkadaşlar. Çömlekçi. Hırdavatçı, züccaciye. Züccaciye mi? Doğru, evet, züccaciye doğru cevaptı. Hemen sıradaki soruma geçiyorum. 150 puan da Nida, 100 puan da Mira. Mobil cihazlarda, bilgisayarlarda, elektronik eşyalarda kullanılmak üzere işlevsel programlar tasarlayan ve geliştiren kişiler. Yazılımcılar. Yazılımcılar. Doğru cevap, tebrik ediyorum. 8. soruma geçiyorum. Yapı işlerinde kullanılan, yine sizi birazcık zorlayacak bir soru. Çivi, yapıştırıcı, boya gibi eşyaları satan dükkanlar ya da kişiler diyelim. Aynı isimle anılıyorlar. Böyle mesela yapıştırıcı alsak gideceğimiz yerdir böyle mahallede. Aslında bütün bunları hep görüyoruz ama. Evet, insan burada sorunca gelmez. Ben birebir de sorsam hepiniz bilirsiniz. O zaman şıkları veriyorum. Çok rahat bileceksiniz. A. Nalbur, B. Muslukçu, C. Badanacı. A. Nalbur. A. Nalbur doğru cevap. Aslında duyduğun gibi basacaktın evet. Ama diğer şıkları bekledin. Keşke evet, bassaydın. Belki. Arkadaşın daha hızlı davrandı Harbi senden. Şey. Olsun, kaç kaç? 250'ye 100 gidiyoruz. Yeni sorumu getiriyorum hemen. Nadir bulunan eski kitapları alıp satan yer ya da kişilere verilen isim. Sahaf. Sahaf doğru cevap. Tebrik ediyorum. 150 puanı çıktı. Mira'da
Sıradaki sorum, deprem sonrası kurtarma çalışmalarında kazma kürek ve farklı teçhizatlar kullanarak tünel kazarak birçok vatandaşımızın kurtulmasını sağlayan kahramanlarımızın yaptığı meslek. Belli. Ben AFAD diyecektim de AFAD bu kurumun adı. Kurum, bu vatandaşlarımız aslında daha çok meslek olarak bunu yapıyorlar. Meslek ismi mi vardı deprem? Meslek ismi. Aslında bu dönemde deprem için seferber olup vatandaşlarımızı kurtardılar. Aklınıza geliyor mu? Madenciler. Madenciler, madencilik doğru cevap. Tebrik ediyorum. Son soruma geçiyorum ilk etapta. Aşçı olmak isteyen birinin üniversitede okuduğu bölüm. Gastronomi. Gastronomi doğru cevap. Çok hızlı davrandı ve ilk etabı 350'ye 150 olarak bitirdik. İki arkadaşımızı da tebrik ediyorum ve ikinci etaba geçiyoruz. Bu etapta arkadaşlarımız tek tek yarışacaklar ve her soru yine 50 puan olacak. Bu kez gün içerisinde duyduğumuz fakat anlamlarını çok kestiremediğimiz bazı kelimeleri soracağız ve bu sefer şıklarıyla beraber direkt vereceğiz. Nida ile başlıyoruz. Nida, yevmiye nedir? Yemeğin tabakta bırakılan son kısmı, gündelik çalışan kişiye ödenen ücret, bir denizcilik terimi. Bence gündelik çalışan kişiye ödenen ücret. Doğru cevap. İkinci sorum geliyor hemen. Sorbe nedir? Bir dondurma çeşidi, bir müzik aleti, onay almadan yapılan iş. Bence onay almadan yapılan iş. Şey anlamında hani bir sorbe, hani yapmadan zaman önce bir sorbe. Değil maalesef. Yanlış cevap. Doğru cevap dondurma olacaktı. Özellikle böyle taze meyveler kullanılarak yapılan bir dondurma çeşidiydi. Daha zoru geliyor. Ornitorenk nedir? Gökkuşağını oluşturan sıcak renkler mi? Gagalı ve memeli bir hayvan mı? Yoksa hava değişiminden kaynaklı yaşanan ruh hali mi? Gagalı ve memeli bir hayvan. Doğru cevap. O zaman sıradaki soruma geçiyorum. Aslında bileceğini düşünmüyordum ama tebrik ediyorum. Müşkül pesent kime deniyor? Dedikodu yapan kişiye mi? Zor beğenen titiz kişiye mi? Yoksa üşengeç tembellere mi? Hiçbir fikrim yok aslında ama bence üşengeç tembel insan. Müşkül pesent deyince sanki böyle bir müşkül pesent biri ya. Böyle çok üşengeç tembel gibi duruyor ama öyle değil. Titiz ve zor beğenen kişilere müşkül pesent deniyor. Sıradaki soruma geçiyorum. Eklendiği maddeye renk verme özelliğine sahip bir bileşik, aynı zamanda da insan derisinin rengi. A. Flora, B. Pigment, C. Kolajen. Pigment. Pigment doğru cevap. 50 puanın daha sahibi oldun. Sıradaki soru. Bambu nedir? Bir çizgi film kahramanı, etrafında bakteri oluşmasına izin vermeyen bir bitki, papağanların kafeslerine verilen isim. Etrafında bakteri oluşmasına izin vermeyen bir bitki. Tebrik ediyorum. Sıradaki sorum. Bu sefer iyi dinleyelim. Hangisi manşet kelimesinin kullanıldığı alanlardan biri değil? Gazetecilik, voleybol, mühendislik, giyim. Giyim. Giyim cevabı yanlış, mühendislik olacaktı. Giyimde özellikle erkek gömleklerinin kollarının manşetleri, aslında bütün gömlekler için söyleniyor, kol manşeti oluyor. Güzel yanılttım, tebrik ediyorum kendimi. Nida, höşmerim nedir? Biliyor musun şıkları söylemeden? Yok, hayır. O zaman bakalım tahmin edebilecek misin? İç Anadolu'da kuzen yerine geçen tabir, irmikle yapılan bir tatlı, iki kişinin birbirinden haz etmemesi. Bence İç Anadolu'da kuzen yerine geçen tabir. Öşmerim ya buraya gibilerinden olabilirdi. Ama değil. İrmikle yapılan bir tatlı höşmerim. Yemeni öneririm. Aynı zamanda böyle peynirli falan çok güzel. Diğer şıkta aklıma geldi ama hiç tatlı olduğunu düşünmedim. Tatlı olduğunu düşünmedin. Çünkü höşmerim daha böyle hemşerim gibi bir şey ya. Hep akla o tarz bir şeymiş gibi geliyor. Sıradaki soru. Balbazar nedir? Yüksek şekerli bir bal çeşidi. Beyazıt'ta bulunan bir çarşı. Bir Pokemon karakteri. Beyazıt'ta bulunan bir çarşı. Balbazar diyorsun böyle hani bütün turistlerin seyahat ettiği değil. Bir Pokemon karakteri olacaktı. Bilmemen çok normal, biraz eski bir çizgi film. Haşır neşir olan arkadaşlar bilmişlerdir. Son sorum. Tutamaç nedir? Topu havada yakalayanın sayı kazandığı bir oyun. Toplu taşımalarda tutunmaya yarayan araç. Dibi tutmuş tatlı. Hiçbir fikrim yok bunda da. Duyduysam da şu an hiç hatırlamıyorum ama bence dibi tutmuş tatlı. Çok güzel olurdu ama maalesef doğru değil. Doğru cevap toplu taşımalarda şu tutunduğumuz şeylerin adı tutamaçtı ama yine de iyi yarıştın. Toplamda 550 puana geldin. Tebrik ediyorum ve Mira ile devam ediyoruz. Evet Mira, sıra sende. Nida 550 puanda, sen 150 puandasın ama bu etapta şöyle bir 7-8 tane doğru yaparsan kafa kafaya geleceksiniz. Hazır mısın? Hazırım. Geçeceğini düşünüyor musun? Yani geçen sefer hızlı basamadığım için anladım. Bu sefer bence sorun. Evet, harika. Arkadaşları birbirine düşürüyoruz yavaş yavaş. İlk soruyla başlayalım. Pena nedir?
Madrid'de bulunan ünlü bir köprü, telli enstrümanları çalmaya yarayan küçük nesne, tavuğun üstüne çıtır olması için dökülen harç. Telli enstrümanları çalmaya yarayan... Doğru, alet, nesne. Orada aslında tavuğun üstüne böyle pani harcından belki yediririz dedik ama olmadı, yemedin. Gitarda hep yani duyuyoruz. Evet, gitarda. İkinci soru, safsata nedir? Boş ve asılsız söz, bakımsız ve özensiz giyinmek, Latin bir dans türü. Boş ve asılsız söz, hep söylüyorlar yani. Doğru, safsata yapma derler. Bu da güzel gidiyor. Şimdi biraz zorlaşıyoruz. Kontuar nedir? Atık suların kanalizasyona karıştığı çukur, havalimanlarında yolcuların check-in yaptırdığı bölüm, demirden yapılan büyük kapılara verilen isim. Havalimanlarında yolcuların check-in yaptırdığı... Tebrik ediyorum, 3'te 3 gidiyorsun. Biraz daha zorlaştırıyorum. Bigudi nedir? Arabaların motor bölümünde bulunan güç aygıtı, kadınların saçlarını kıvırcık yapmak için kullandığı nesne, gözlük çerçevelerinin ham maddesi. Kadınların saçını kıvırmak için kullandığı nesne. Tebrik ediyorum. 4'te 4 oldu. Dedim bak 350 puana geldik. Yakalayabiliriz. Simetri nedir? Geceleyin yıldızların daha yakın ve büyük görünmesi mi? İki ya da daha fazla şeyin birbirine olan ölçü uygunluğu mu? Yoksa bir uzunluk birimi mi? İki ya da daha fazla şeyin birbiri arasındaki ölçü uygunluğu. Mükemmel gidiyoruz. O zaman bunu da bileceksin bence. Camış nedir? Arkadaşlarımızdan biri diyor. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Yağmur yağdığında toprakta oluşan bataklık, üflemeli bir çalgı, manda ve sığır gibi büyükbaş hayvanlara verilen isim. Manda ve sığır. Manda ve sığır, camış. Camış gibi yersiniz, içersiniz derler bazen büyüklerimiz. Doğru söylüyorlar. 6'da 6 oldu gerçekten. Arkadaşlar inanın arada hiçbir katakulli yapmadık yani. Belki biraz daha bildiği yerden geldi bu sefer Mira'nın. Gayet iyi gidiyor. 7. soru geliyor. Mention kelimesi sosyal medyada ne anlama geliyor? Bir tweetin altına kişiyi alıntılayarak yorum yazmak mı? Tanımadığın bir kullanıcıya DM'den yazmak mı? Yoksa bir YouTube videosuna yorum bırakmak mı? Tweetin altına kişiyi alıntılayarak. Doğru, doğru. Bazı aslında farklı mecralarda da kullanıyor ama biraz daha Twitter'la beraber gündemimize girmiş bir kelime mentionlamak. Bu da doğru. Tebrik ediyorum. 8. soru. Fuşya nedir? Afrika'nın en düşük nüfuslu şehri, domates soslu bir makarna türü, kırmızı ve mavinin birleşiminden oluşan renk. Kırmızı ve mavinin birleşiminden oluşan renk. Doğru. Birazcık kolay bir soru oldu bu, değil mi? Bu sefer bilemeyeceğim bir soru geliyor. Eminim. Serkeş nedir? Dik başlı ve asi mi? Yorgun, yıpranmış kişi mi? Sorumsuz vurdum duymaz mı? Yani hiç duymadım bunu ama böyle kelimeye bakınca sorumsuz bir şey geliyor. Aynı Müşkül Pesent'teki yanılgı, evet. O değil. Birinci şıkkımız dik başlı ve asi olacaktı. 550-550 puanlar, kafa kafaya geldik. Son soru, mancınık nedir? Kanka kelimesinin argodaki karşılığı, mermiyi uzağa fırlatmak için kullanılan bir savaş aleti, eski dilde çocuk. Mermiyi uzağa fırlatmak için kullanılan savaş aleti. Bu da doğru. Sadece tek bir fire verdin ve 600 puana geldin. 50 puan öne geçmiş oldun. Son etaba gidiyoruz arkadaşlar. Son etapta bu ses kimin oynayacağız? Hadi bakalım. Evet, nasıl gidiyor yarışma? Önce Mira'ya sorayım. Soruları beğendin mi? Güzeldi bence. Tabii zorlandığım yerler oldu ama yani düşünerek çıkardım bir yerlerden. Sen ne düşünüyorsun? Bence de güzeldi. Benim de zorlandığım yerler oldu. Hatta bazı sorular çok kolaydı ve takıldım. Şimdi ama peki, genel olarak güzeldi. O zaman başlıyoruz. İlk sorumuz, dinleyeceğimiz ses hangi karaktere aittir? Yani kişinin ismini değil, oynadığı karakterin ismini soruyoruz. Gelsin. Çabuk gibi olun, çabuk! Çek kömeni! Çabuk! Çabuk! Gel! Ya, demek bu sınıfta okuyacaklar. Hoş geldiniz. Sıraya gelin. Hanımlar, sizden de rica etsem lütfen sıraya girer misiniz? Var mı bir şey? Basarak cevap veriyoruz. Cevap var ama bastım. Adını unuttum şu ben an. De ismini. Filmi hatırladınız mı? Evet. Film Babam Sınıfı. Evet. Karakterimiz öğretmen. Ne öğretmeni? Onu bilmiyorum. Ben kopyamı veriyorum. Bedenci. Beden öğretmeni. Adının başında bir lakabı var. Evet. Bir şey Ekrem. Var mı cevap? Body Ekrem. Body Ekrem doğru cevap. Tebrik ediyorum. İlk sorumuzda birazcık zorlandık ama yavaş yavaş açılacağız. Dinlediğimiz konuşma kime ait? Gelsin. Baran'ın bir fotoğrafından Baran şu an 16 yaşında. Baran'ın yanına benim 16 yaşımdan bu fotoğraf vermeli. Benim 16 yaşındaki halini benim suratıma koyalım. Bana bir aktarılamayan bir... Basabilirsiniz istediğiniz zaman. Berkcan Güven. Berkcan Güven doğru cevap. Zaten kardeşinin ismi Baran'ı Maran'ı duyunca orada uyanıyoruz. Üçüncü sorumuz, bu ses hangi enstrümana ait? Geliyor.
Keman. Keman doğru cevap değil. Devam ediyoruz dinlemeye. Sıra Mira'da. Elinle gösterdin. Yani şöyle bir şey, evet, öyle bir onun şey. Onun adını bilin, unuttum. Ah. Hani arkadaşını veremezsin çünkü tükürüklüdür, bir silersin. Normalde aklınıza gelir ama burada gelmiyor. Mızıkaydı arkadaşlar. Sıradaki sesimizde bir şarkıcıyı tahmin etmeye çalışacağız. Gelsin. Rihanna. Bismillahirrahmanirrahim. Ama çok bilinen bir şarkı. Çok bilinen de ben bu kadar hızlı bilemezdim ya. Ama demek ki Rihanna hayranlığı farklı bir durum. Tebrik ediyorum. Sıradaki soruma geçiyorum. Dinleyeceğiniz ses hangi spor müsabakasına ait? Hangi spor var bu seslerde? Basketbol. Basketbol doğru cevap. Şöyle bir skora bakıyorum. 700'e 650 kafa kafaya gidiyor. Az sorumuz kaldı. Dinlediğiniz İngilizce konuşma hangi Türk oyuncuya ait? Well, team that made this possible on the stage, please. Our serious persona is about justice and amnesia. Yaşı olan bir oyuncumuz. Çok tecrübeli bir oyuncumuz. Amnesia of an individual, but more dangerous than. Ağzını okuyorum. Söylüyor gibisin ama emin değilsin. Da çok fazla filmi ve dizisi var. Evet, çok fazla. Son zamanlarda da bir tane dizisi vardı. Doğru. Ama adını unuttum. Adı gelmiyorsa kopya vermeyeceğim çünkü kritik dakikalardayız. Sende de yok mu Nida? Yok, bende de. Haluk Bilginer olacaktı arkadaşlar. Senin aslında ağzında Haluk gibi bir şeyler evet, gördüm böyle ama söylemedim. Emin olamadım. Soyadı aklıma gelmedi. Olsun, can sağlığı. Dinleyeceğiniz konuşmalar hangi diziye aittir? Buyurun. Tamam. Sus artık. Al bunları hazırla. Duymayacağım bir daha. Baba. Duymayacağım böyle. Yok mu? Devam ettirelim. Yok. Sus artık. Ali Rıza Bey yapma, Ali Rıza Bey. Al bunları hazırla. Aşk-ı Memnu. Değil, yaklaştın ama yani o dönemin dizilerinden biriydi. Cevap yok galiba. Yok. Yaprak Dökümü olacaktı arkadaşlar. Biraz eski bir dizi. Ben tahminimce birçok arkadaş YouTube'dan böyle tekrarlarını izlediği için denk gelmişsinizdir diye düşündüm. Kusura bakmayın, biraz yaşlı sorusu oldu bu. O zaman sıradaki sorumuza geçelim. Yine yakın zamanda rastladığımız bir ses olacak. Hangi bilim insanına ait diyoruz? Güneye yakın geliyor, orada da depremler olabilir. Nitekim Mide'de oldukça faylar geçer. Yani Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu'yla o kayseri getirirse daha küçük olursa. Aklında iki kişi var ama hangisi en... O iki kişi bir arada takıldığı için normaldir. Evet, hep aynı yerde şey yapıyorlar. Celal Şengör mü? Celal Şengör doğru cevap. İkincisi de İlber Ortaylı'ydı evet, muhtemelen. Ama doğru cevap 750'ye 650 oldu. İki soru var. Sıradaki soru, bir hayvanın sesini tahmin etmeye çalışıyoruz. Öyle ağaçların köşesinde, şey karikatürlerde de hep böyle durur böyle kocaman gözleriyle. Baykuş. Basıp söyleyelim. Ben duydum o kopyayı. Kopya mı? Kopya mı? Vay be. Baykuş kanka. Tebrik ediyorum. Arkadaşlık böyle bir şey. Rekabetin dışında. Baykuş doğru cevap. 750 puan Mira, 700 puan Nida. Dedi ki Mira, ben bunu son soruya taşımak istiyorum dedi ve arkadaşına kopya verdi. Helal olsun. O zaman son soruya geçiyorum. Bu sesi tahmin etmeye çalışalım. Kopya verirsem hemen anlayacağınız için hiç kopya vermiyorum. Gelsin. İlk basan... Yani üst tarafından zehir ve alt tarafa zehir. Bir tür dünyaya bedeldi. Ama bu tarafa geçtiğimiz zaman dünyanın altındaki Arjantin'e... Tonguç Akademi. Doğru cevap. Böylece beraberlik oldu. Beklediniz, çok da ürktüm açıkçası cevap vermeyeceksiniz diye. Tam olarak ben anlayamadım. İlk duyamadım evet, o yüzden yani, ne dediklerini. Evet. Aslında bir dizimi falan çaldım. Evet. Doğru, ne olduğuna dair hiçbir şey söyleyemeyince bir zihne gelmesi evet, zaman aldı. Böylece sanki ayarlamışız gibi, sanki bir önceki soruda biri kopya vermiş de 750-750 bitmiş gibi berabere bitti. Nasıldı sorular, nasıl eğlendiniz mi arkadaşlar? Evet, güzeldi yani. Berabere kaldığınız için ikinize de bir ödül veremiyorum arkadaşlar. Burada böyle bir hata yaptınız, berabere kalmasaydınız harika bir ödülümüz olacaktı. Şaka tabii ki, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlere. Var mı aklınızda kalan bir şeyler, bize söylemek istediğiniz, öğrenci arkadaşlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben açıkçası tüm ülkeme geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tüm ülke olarak çok kötü bir dönemden geçtik. Bu yüzden
Depremden etkilenen 10 ilimizdeki arkadaşlarımıza da tekrardan geçmiş olsun sunuyorum. İnşallah en kısa sürede eğitim hayatlarına devam edebilirler. İnşallah biz de aynı fikirdeyiz. Sen neler düşünüyorsun? Yani şu anda da yani bunlar umarım onları eğlendirebilir. Ne kadar da olabilirse tabii ki de zor zamanlar geçirdiler hepimiz yani. Ama yani umarım izleyip en azından Birazcık kafa dağıtıp eğlenirler yani. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için o zaman. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.